Bir gün 24 saat kanalına hoş geldiniz. Sizler için Türkiye'nin en çok sevilen köşe yazarlarının yazılarını seslendiriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kurtuluş Tayiz. Siyonistler dünyayı Erdoğan'a karşı kışkırtıyor. Papaz Branson krizinin neden bu kadar büyüdüğüne anlam veremeyenler var şüphesiz. ABD'nin yarım asrı geçen stratejik ortağını evangelistik bir papaz için tehdit etmesi, yap durum uygulamaya geçmesinin anlamı nedir? Branson bütün dünyayı Erdoğan üzerine saldırtmak için iyi bir malzeme. Tehditlerin papazın ev hapsine çıkartıldığı gün yapılması ayrıca manidar. Bu kişinin serbest bırakılmasını istedikleri falan da yok. Dünya Siyonizmi bir asır önce olduğu gibi Orta Doğu planları önünde Erdoğan'ı engel görüyor. Abdülhamit gibi Erdoğan'ın da bertaraf edilmesini istiyor. Bu nedenle bütün dünyayı Erdoğan üzerine saldırmaya çalışıyorlar. Nim Weeks'in ses getiren yazısını da böyle okumak gerekiyor. Branson krizinde bir kriz üretip Türkiye'yi hedef tahtasına oturttular. Yazıda yer verilen şu sözlere bakın. Özgür dünya Erdoğan'a karşı ne kadar çabuk harekete geçerse dünyamız o kadar güvenli olacaktır. Türkiye dönüştürülmeli. Bu satırlar alçakça Türkiye'ye dönük bir dış müdahale çağrısı değil mi? Erdoğan'a karşı dünyayı harekete geçirmeye çalışanlar küresel siyonizmler ve evangelistlerdir. Ki uzun süredir bu işle meşguller. Avrupa ile birkaç yıldır yaşadığımız sıkıntıların sebebi de bu. Siyonist gücün kışkırtmalarıdır. 2013'ten beri Avrupa'yı Erdoğan'a karşı ayaklandırmaya çalışıyorlar. Avrupa'da esen Türk düşmanlığının, Erdoğan karşıtlığının arkasında bu küresel siyonist çete var. Newsweek'in dünyayı Türkiye'ye karşı müdahaleye çağırması aslında yıllardır İçerideki darbe girişiminin, terörün, ayaklanmaların arkasında kimlerin bulunduğunu da ele veriyor. Gezi ayaklanması 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbesinin Türkiye'nin içeriden dönüştürme girişimi olduğu şimdi daha iyi anlaşılıyor. FETÖ ve PKK'nın tavsiye edilmesi üzerine artık içeride operasyon yapamaz hale geldiler. Bu yüzden dış müdahaleden başka seçenek görmüyorlar. Ki bunun için ne kadar çabalarsa çabalasınlar, Türkiye'yi bir Irak, Suriye yapamayacaklar. Buna güçleri yetmez. Ancak yine baskıyla, zorla, tehditle, şantajla Türkiye'yi 2. İsrail'in önünde engel olmaktan çıkarmaya uğraşıyorlar. Ellerinden gelse tabii ki askeri müdahaleye de kalkışacaklar. Fakat bu o kadar kolay değil. Bugüne kadar Türkiye'yi korkutamadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Türkiye'nin güney sınırlarında kurmaya çalıştıkları terör devleti yerle bir edildi. Şimdi Erdoğan da bekledikleri Fırat'ın doğusuna müdahil olmaması, Abdülhamit'i 1. İsrail'in önünde engel olarak gördükleri için bütün dünyayı ona karşı kışkırttılar. Erdoğan'ı da 2. İsrail'in önünde engel gördükleri için bütün dünyanın hedef haline getirmeye uğraşıyorlar. Papaz Branson aslında küçük bir detay olarak kalıyor bu tabloda. Asıl dertleri, sancıları Orta Doğu, İslam dünyası ve dolayısıyla da Erdoğan Türkiye'sidir. Kurtuluştayız, akşam. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.